Bitkileri konuşacağız. Hangi hastalıklara hangi bitkiler şifa kaynağı olur? Onu konuşacağız ama öncesinde size hemen hatırlatalım. Sevgili izleyenler, ekranlarınızın altında görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dilerseniz canlı yayına bağlanabilirsiniz dedim ve telefonlarımız çalmaya başladı. Yoğun ilginize de teşekkür ediyoruz efendim. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün böyle koca bir bitki görüyoruz. Nedir bu? Aloe vera. Aloe vera. Daha küçük görüyorduk aslında. Büyükleri de mi var böyle aloe veranın? Tabii tabii. Bu... Oo, ne kadar büyük. Bir metre boyunda olan yapraklar var. Hatta dedim ki içimden ay ne kadar aloe veraya benziyor ama yok yani olamaz mümkün değil falan dedim ama çünkü çok büyük bir şey bu. Şimdi yeni bir reçete geliştirdim. O nedenle bunu Türkistan'dan ihraç etmeye başladık. Oradan getiriyoruz. Orada çöllerde yetişiyor. Daha büyük. Türkiye'de değil. Şimdi bunun özelliği nedir? Niçin kullanacağız? Yani cilt için aloe vera çok güzel tabii ki. Tabii getirdiniz akneye, muhakkak sivilceye, neye iyi geldiğini söyleyeceksiniz bugün. Biraz... Çok rahatsızlığa iyi gelir. Biz bunu zaten şurubunu yapıyoruz. Bağırsakları düzenliyor, temizliyor. Alerjik hastalıkları, deri hastalıklarını. Bir de mesela gastrit, ülser gibi mide rahatsızları olanlar bizim toniği kullandıkları zaman lahana suyu hoşuna gitmiyor bazıları. Lahana içmek istemiyor gastrit, ülser nedeniyle. Bu bildiği gibi tonik her türlü gastriti, ülseri iyileştirir. Lahana suyu içirdiği için bazıları ben lahana içmek istemiyorum, başka bir şey yok mu diyorlar. İçkimsi güzel bir tadı var aslında. Bazıları çok hoşuna gidiyor, bazıları diyor ki başka bir formül yok mu? İşte başka bir formül. Bu yeni bir formül. Evet, yeni bir formül. Aloe vera. Aloe vera. Aloe veralı süt. Normal evde vatandaş 1 litre sütü kaynatıyor. İçerisine 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı çörek otu ve şöyle bir miktar 20-25 gram da taze aloe vera yaprağı. Şöyle bir parça mesela şu kadar. Şu kadar yeterli olacak. Evet. Sadece bunu mu atacağım? Böyle ufak ufak doğrayacak mıyız? Ne yapacağız? Ezebilir. Ha ezeceğiz. Ezebilir. Hafif ezdikten sonra ezmeden de koyabilir. Kaynayan sütün içerisine koyduğu zaman zaten bunun içerisindeki jel olsun, kabı olsun yavaş yavaş birleşimindeki vitamin, mineral, enzim her şey süte geçiyor. Bu 1 litre sütü aloe vera, bal, çörek otu içeren özel bir süt. Gastrit, ülser, mide ve bağırsak rahatsızlarına iyi geldiği gibi nefes açar. Akciğer içindeyim. Benim bir yakınım askere gitmişti. Askerde verem olduğu anlaşıldı. 6 ay üzerinde kimyasal ilaçlar denediler. Adamcağız perişan oldu. Askerlik yapamadan geri döndü. İşte rahmetli annem o zaman ona özel bir formülü var. Annem rahmetli bu işlerle uğraşırdı. Allah eskiden. Rahmet eylesin. Mesela köyde herhangi birisi hastalandığı zaman annemin arka bahçesi vardı. Yani arka bahçe. Evin arkasında özel bir bahçesi vardı. Çeşit çeşit şifaları, renkli bitkileri yetiştirir. Aileden geliyor evet. Yani böyle size. Annem dedesinden öğrenmiş. Dededen, ebeden, ocak derler yani. Dedem kimseye güvenmemiş, sadece anneme vermiş bu bilgiyi. Başkalarına vermemiş. Bunu sen yapabilirsin demiş. Normal oğuldan oğula geçen bir meslek. Anneme gelince sıra atlamış. Ama iyi de olmuş. Evet. Rahmetli anneme dedem öğretmiş. Köyde hasta olan herkes bize gelirdi. Rahmetli annem de hastaya göre çeşit çeşit bitkileri karıştırır. Çayını iç, lapasını yap vesaire vesaire. 3-4 gün sonra bazı insanlar bir miktar süt veya yumurta veya yoğurt getirirlerdi. Teşekkür ederlerdi. İyileştik. Allah razı olsun. Dua edilir. Şimdi ben de ondan merak saldım işte çocukken. Bu verem olan vatandaş ona çok özel bir formül annem hazırladı. Süt, çörek otu, bal ve aloe vera. Veremi dahi iyileştirir. Her gün hazırlayacak gün boyu 1 litre süt. Ne içeriyor bu süt? Sade süt değil ama. Taze süt olması gerekir. Günümüzde şimdi günlük sütler var zaten. Günlük sütler de pastörize oluyor. Ona dikkat etmek gerekir. Onu bilmiyorum. Şişe pastörize sütler, olan şişe süt. Şişe sütler dahi pastörize. Pastörize ne demek? Isıtıyorsunuz yüksek derecede. Ne oluyor? İçindeki vitaminler, enzimler,
amino asitler yok oluyor, ölüyor. Ölü süt. Pastörize olan sütler, böyle raflarda günlerce, aylarca duran sütler çöpe. Hiç işe yaramaz. Faydası yok. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. Bazı mankenler de çıkıyor, diyor ki bu süt doğal sütten daha iyi. Yalan söylüyorlar. Para için de yalan söylememek gerekir. Doğru söylemek gerekir. Mümkünse günlük süt almak gerekir. Pastörize sütler zararlı. Raflarda nasıl duruyor? İçinde bir sürü kimyasal katkı maddesi içeriyor. Fayda yerine zarar verir. O sudan farkı yok. Su ondan daha iyi. Bir litre süte 2 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı bal ve bir parça aloe vera. Bunu hafif ezebilir. Katıyor, karıştırıyor, kaynatıyor. Bir taşımlık, fazla değil. Sonra bunu bir cam kavanoza koyuyor. Sabahtan akşama yatana kadar az az içiyor. Vakit buldukça. Soğuk olması bir şey etmez, etkisini bozmaz. Soğuması normal. Yani soğuk içebilir. Böylece ne oluyor? Gastrit, ülser, reflü. Yani mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söylüyor. Evet. Böylece çok çok mükemmel bir formül. Bu vatandaş, verem olan vatandaş ne oldu? 3-4 ay gibi bir süre içerisinde hiçbir şey kalmadı. Aman ne güzel, ne mutlu. Evet. Askere gitmeden önce kullansaydı askerliğini yapabilirdi. Ama bilemiyorlar tabii, köyde verem olduğunu bilemiyorlar. Askerde öğrenilmiş verem oldu. Evet. Peki İbrahim Bey, sedef hastalığını sormak istiyorum. Neden olur ve hani hangi bitki iyi gelir sedef rahatsızlığına, cilt hastalığı olan sedefe? Sedefe karşı bu gördüğünüz Mahonia aquifolium Oregon üzümü denir. Bunun meyvesi şöyle üzüme benzediği için, küçük kuş üzümüne benzer. Evet. Bu dokunursanız patlarsa, patlamaz da boyası çok renkli. Mor bir boyası var. Çıkmaz mı boyası, rengi? Bastığınızda, ezdiğinizde çok yoğun bir renk var. Bunun kabuğu veya kökünün kabuğu. Yani dalının, şuradaki bu meyveleri değil de kabuğu. Kabuğu, meyvesi değil, yaprağı değil. Her bitkinin farklı şekli, drogu. Yani bazılarının yaprağı, bazılarının çiçeği, bazılarının faydasına kökü. Faydasına göre değil mi? Bazılarının kabuğu. Mesela bunun kabuğu. Kabuğu %3 ila 8 arası, yani ortalama 5 alkaloid içerir. Kökünün kabuğu daha fazla. %15 oranında kökünün kabuğu alkaloid içerir. Nedir bu alkaloid? Sedefe karşı dünyada en etken, barbamin denen etken madde içerir. Sedefe karşı. Evet. Bununla ilgili İtalyan asıllı Doktor Cimuncili, sedef hastalıkları uzmanı ve onkolog, kanser hastalıkları uzmanı. 30 yıl yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin, bugüne kadar sedefin sebebi efendim, İşte keratin denen protein yetersizliğinden dolayı hücre gelişmiyor. Hücre olgunlaşmıyor. İşte 3 ayda, 4 ayda oluşması gereken hücre 1 ayda olgunlaşıyor. Bu nedenle hastalık ortaya çıkıyor deniyordu. Bunun asılsız bir iddia olduğunu belgeledi. Mantardan kaynaklandığını belgeledi. Aslında baktığımız zaman sizinle sohbetlerimizde görüyoruz ki her türlü böyle çeşitli sağlık problemlerinin kaynağı genelde mantar. Mantar %99. Hep diyorsunuz ki yani muhakkak bağırsaklarda bir mantar enfeksiyonu vardır. Ondan dolayı bu rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Doktor Cimuncini, isteyen internete girebilir. Google'da arama tarama yaptığı zaman Doktor Cimuncini, İtalyan asıllı onkolog ve cilt hastalıkları uzmanı, 30 yıl çalışmış. 100 yıldır sedef üzerine söylenen her şeyin afaki, boş laf olduğunu belgelemiştir. Belgeli. Sedefin sebebinin mantar olduğu belgelenmiştir. Ha, belgeledi de ne oldu? Teşhisi doğru, tedavisi yanlış bir metot geliştirdi. Yani teşhisi doğru, tedavisi sodyum bikarbonatı diyor, içeceksin. 15 dakika sırt üstü yatacaksın. 15 dakika sağına, 15 dakika sonra, 15 dakika ağız üstü yatacaksın. Günde 4 defa tekrarlayacaksın. 4 saat kim yapabilir bunu? Hiç kimse yapamaz. İşkence gibi bir tedavi metodu geliştirdi. Bu ilkel bir metodu biz ne yaptık? Çöpe attık. Yerine çok mükemmel, çok basit ve çok hızlı iyileştireceğim bir metot geliştirdik. Nedir? İksir, aloe vera jel, işte bu gördüğünüz aloe vera, bağırsaklardaki mantarları yok eden dünyada en etkili bitkidir.
bununla ilgili bir Amerika... Mucize bitki diyebilir miyiz mucize, aloe vera'ya? Elhamdülillah diyebiliriz tabii tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada mantara karşı 7000 bitkiyi aramış, taramışlar, içeriklerini denemişler. En etkili bitki aloe vera mantara karşı. Bir, Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Wagner, Mahonya ile yapmış oldukları araştırmada sedefi iyileştirdiğini Mahonya'nın belgelemişlerdir. Biz de ne yaptık? Madem onlar bir araştırma yapmış, biz de bir araştırma yapalım dedik. Sedefe karşı etkili olan bitkilerin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Yani onlar ne yapmış? İşte buğdayı, unu hazırlamışlar, evet. Yağı hazırlamışlar, şekeri hazırlamışlar. Hı hı. Biz de helva yaptık. Güzel. Evet. Yani 30 yıllık çalışma. 30 yıl, 40 yıl çalışıyorlar. Hı hı. Ama ortaya önemli olan nedir? Helvayı koyabilmek. Hı. Yani un var, yağ var, şeker var, her şey var. Fakat bunu yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? Bir şeyler eksik. Yani bir fikir geliştirme, bir yeni düşünce ortaya atabilme. Bu da biraz kabiliyet meselesi. Şu da önemli aslında değil mi İbrahim Bey? Oluşum aşaması hem ekstraktlarından bahsediyorsunuz ve içerisinde hani 19 bitki ekstraktı var diyorsunuz ve hani bunların yüzdelik oranları da çok farklı. Tabii tabii. Şimdi mesela onlar da Mahonya aquifolium. Bunun birleşiminde Mahonya ekstraktı. Efendim, Laden gülü ekstraktı. Bu da mantara karşı dünyada en etkili bitkilerden biri. Sinirlot her türlü yarayı iyileştirir. Sinirlot ekstraktı her türlü yarayı iyileştirir. Aloe vera'dan sonra ikinci bitki diyebiliriz. Dünyada her türlü sinirlot. Yarayı iyileştirir. Sinirlot. Göstermiştim geçenlerde. Evet. Adaçayı. Bir de bağırsak rahatsızlarında falan işte bronşta. Yani çok mükemmel bir formülasyon geliştirdik. Sedefe karşı. Vatandaş kullandığında hiçbir rahatsızlık almaz. Frankfurt'tan bir beyefendi, benim tanıdığım olur Mevlüt Bey, ayağının üstüne basamıyor. Ayağının altında yara oluşmuş. Şeker hastalığı başlamış. Hem sedefi var, doktoru demiş ki 7 yıldır sedefi var. Hiçbir şey yapamıyor. Sadece kortizon. O da kortizonun yan tesirlerini bildiği için kortizon kullanmak istemiyor. O rahatsızlıkla yaşıyor. Ayağı toparlayarak böyle aksayarak yürüyor. Ayağının üstüne basamıyor adamcağız. Ya dedi İbrahim, herkes tedavi, bize de bir şey yap. Problem değil. Hallederiz. Vallahi iyisin dedi. Benim doktorum dedi, ömür boyu bununla yaşayacaksın, çaresi yok dedi. Sen dedi, hallederiz diyorsun. Dedim ki 3 ay kullan, sonra itiraz et. Aldığın ne ödediysen iade edeceğim dedim, fazlasıyla. 2-3 kat fazlasını vereceğim. İyi hadi bakalım dedi. Çok iddialısın. Aldı kullandı, 1,5 ay sonra şeker denen bir şey kalmadı. 3 ay sonra da sedef denen bir rahatsızlık kalmadı. Mevlüt Bey hiçbir rahatsızlık kalmadı. Frankfurt'ta kendisi. Peki bu sedef rahatsızlığı için 3 aylık bir tedavi sürecinden mi bahsediyoruz? Ha, kişiye göre değişir. Bünyeye göre değişir. Mesela dün Diyarbakır'dan Zeynep isimli bir genç kız, annesi babası bütün ailece geldiler. Bundan 3 yıl önce 15 yaşında bir kız çocuğu. Bütün vücudu sedef. Her şeyi kullanmışlar önce. Perişan etmişler çocuğu. Sonra bir dostu demiş ki ya kurdeşenden biz iyileştik, buna da iyi gelebilir. Bir kullanın. Onlar da almışlar ürünü. Bu iksir, aloe vera jel, sedef çayı, enfeksiyon çayı. 2 haftada iyileşmiş, hemen bırakmışlar. Beni arayıp sormamışlar tabii. Hı hı. Bırakabilir miyiz, bırakamaz mıyız? Ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, diyeti var mı? Hiçbir şey sormamışlar bana. Danışmadan 2 haftada iyileşti ya tamam iyileşti diye bırakmışlar. Aradan 2 yıl geçmiş. 2 yıl böyle hiçbir problem yok. Yoğun antibiyotik kullanmışlar. Tekrar nüksetmiş bütün vücudu. Dün buraya geldiler. Dediler ki ya biz işte sizin geliştirdiğiniz iksir, jeli ve çayları kullandık. İyileştirdik. Fakat yeniden çıktı. Kaç defa kullandınız dedim. 15 gün. Ben söyledim mi 15 gün? Hayır söylemedin. Neden bıraktın? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk değil. Soracaksın. Yani çocuğun hayatıyla oynuyorsun. 15 yaşında bir genç kız. Hı hı. Bütün vücudu sedef. Dedim bu iksir aloe vera jel. Mahonya forte, sinirlot forte. Bu formülleri kullanın. Yine geçer 6 haftada. Çok ilaç kullandığı için biraz süreç uzuyor. Ne kesin kadar? Kesin tedavi için herhalde biraz zamanın daha uzun. 3 ay kullanacaksın en az. Diyelim ki 2 ayda iyileştiniz.
en az 1,5-2 ay daha devam etmesi gerekiyor. Bağırsaklarda mantar kalmayana kadar. 3 ayda iyileştiyse 2 ay daha kullanması gerekiyor. Ha öyle miydi? Öyleydi. Yani bağırsakları tamamen temizlemedikçe bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. O kadar büyük. 350 metrekare. Bir noktasında bir mantar kalmışsa 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl sonra tekrar hızla tatlı da çok yiyorsa, antibiyotik kimyasal ilaç da kullanırsa hızla yayılır. Bu nedenle vatandaşın hemen iyileştim diye bırakmaması gerekir. Bırakırsa ne olur? Tekrar nükseder. Nükseder, tekrar başa dönüyor. Evet. Bu nedenle sedef hastalığında asla hemen iyileşir iyileşir bırakmak yok. Ha mesela iksir, aloe vera jel kullanırken bir ay sonra, 1,5 ay sonra diyelim ki metal para büyüklüğünde hafif genişliyormuş gibi gözükebilir. Çünkü ileride çıkacak olan bütün cerrah çürüf dışarı atar. Hı hı. Ama panik olmamak gerekir. Bir ay, 1,5 ay sonra hafif büyüdüğü zaman bazıları panik oluyor. O işte yara büyüdü, yara şöyle oldu, kızardı. Derinin altındaki cerrah çürüfü atıyor. Bir hafta, iki hafta böyle sabredebilirse sonra tekrar yavaş yavaş yok olacak. İleride çıkacak, büyüyecek olan şeyi, derinin altında mevcut olan her şeyi temizliyor, atıyor. 73 yaşında bir bayan, oğlu Hamit Bey aramış internetten, annesi yıllarca hasta, sedef hastası. Kullanmadığı ilaç kalmamış ve kullandığı bütün ilaçlar yan tesiri nedeniyle perişan olmuş kadıncağız. Yani ilaç kullansa bir türlü, kullanmasa bir türlü. Kullansa işte tansiyonu, kolesterolü, karaciğere zarar veriyor. Halsiz, dermansız, yorgun bir sürü ilaç. Kullanmasa da kötü görünüm. Ha, görünümü kötü. Her tarafında yaralar, bereler. Yani şekil olarak kullansa insanın, bir dert, kullanmasa bir dert. Evet. Yani nereden baksanız perişan oluyor. Ne önerdiniz? İksir, aloe vera jel, mahonya forte, laden gülü forte. Laden gülü forte de bu çok özel bir formül. Mahonyadan farkı bunun atopik eksema. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı. Zaten egzamayı da soracaktım size. Evet, kaşıntılar oluyor. Egzamaya da yine aynı şekilde bu aloe vera veya laden gülü önerir misiniz diye soracaktım. Siz hemen söylediniz. Ne iyi geliyor bu egzamaya da? Laden gülü ile ilgili Saarland eyaletinde, Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese, egzama, alerjik, kaşıntılı, kabarcıklı yaralara karşı tedavi denemesi yapmış. 95 çocuk, yaşları 6 yaşla 12 yaş arasında çocukları da tedavi etmiş. Belgeli yani, klinik araştırması var. Yine Profesör Doktor Günte Wiese, Profesör Doktor Hübschne ayrı bir klinik araştırması yapmışlar. Ve burada da ispat edilmiştir. Laden gülü atopik eksema, yani alerjik eksemaya karşı dünyada en etkili bitki. Hamemelis de aynı şekilde. Hamemelis virginiana. Bunlar deri hastalığı ile ilgili en önemli bitkiler. Laden gülü, mahonya, hamemelis, huş. Ha, huşa da geleceğiz. Huş da çok enteresan bir bitki. Evet, onu da buradan konuşuyoruz. Huş da zaten birçok hastalıklara iyi gelen bir bitki. Yani klinik araştırmalarında laden gülünün atopik eksemaya karşı etkisi ispatlanmış. İyileştirir. Fakat laden gülünü tek başına kişi uzun süre çayını içerse veya kapsülünü kullanırsa cinsel arzuları 6 hafta sonra aşırı artırır. İyi değil. Yani ailede geçimsizlik başlar. Ve erkek kullanıyorsa tekrar evlenmek istiyorum vesairedir. Problem çıkar, ikinci bir hanım ister. Huzursuzluk çıkar. Eyvah, ne aşırı cinsel arzuları aşırı kamçılar. Yani artırır. Bu nedenle bu gibi rahatsızlarda 6 hafta sonra laden gülüne biraz ara vermek gerekir. Çok aşırı. 6 hafta sonra ara vermesi gerekiyor. Evet, çok aşırı. Bizim üretmiş olduğumuz çok özel cinsellikle ilgili epimedium formül. Çok özel bu cinsellikle ilgili. O ayrı bir konu. Onun içerisinde de böyle çok özel bitkiler var. Bu huş forte ise nelere iyi geliyor? Cilt kanserine karşı ilgili. Hmm. Cilt kanseriyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bunun birleşimindeki betulin lenf kanseri, kan kanseri ve cilt kanserine karşı etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var bu konuda. İsteyen doğaltedavi.net'te
huş ağacı ile ilgili geniş bilgi var. Orada bakabilirler. Ülkemizde de var mı huş? Çünkü biz biliyoruz ki siz bazı bitkileri, ülkemizde olmayan bitkileri yurt dışından temin ediyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Huş var mı ülkemizde? Karadeniz bölgesinde var da çoğu tanımıyor yani bitkiliği. Zaten huş, sayenizde öğreniyoruz. Evet. Hangi bitkilerin olduğunu ve hani neye iyi geldiğini. Ben hep onun örneğini veriyorum. Buraya çok güzel, nefis kokulu bir kekik getirmiştiniz. Dediniz ki kekiğin hası budur. En faydalı olanı da budur, bu görmüş olduğunuz kekik. Çünkü bunun 300 çeşidi var demiştiniz. Evet, doğru. Ve hani dışarıda hani aktarlarda bazen kekik diye gittiğimiz zaman önümüze sunulan kekik değil. Ne söylemiştiniz? Güveot. Güveotu demiştiniz. Maalesef. Çünkü hani ne sunuluyorsa biz önümüze bilya onu kekiği, alıyoruz. Bilya kekiği, dolayısıyla hani bitkilerin tek bir çeşidi yok. Çok oldukça fazla çeşidi var. Evet. Ve bunların da hani fayda ve yarar sağlayan çeşitleri de çok farklı. Dolayısıyla çok iyi bilmek gerekiyor. İşi uzmanına bırakmak gerekiyor. Evet. Kamil Bey bu Trakya'da bir beyefendi, 72 yaşında. Üzerinde bir önce bir çıban çıkmış yüzünde. O da kurcalamış, sıkmış, ezmiş vesaire. Sürekli bu çıbanla uğraşmış, kansere dönüşmüş. Sürekli bir akıntı. Birkaç defa da ameliyat olmuş, yine akıntı. Yani durmadan bir akıntı var. Yüzünde simsiyah bir nokta. Çıban kansere dönüşmüş. Yani çıban olduğu zaman fazla da karıştırmamak gerekir. Sürekli bir akıntı var. Ya ameliyat da olmuş, fayda yok, yine çıkıyor. Dedi ki bunun çözümü yok mu? Var dedik, bakacağız. Acele yok. İksir aloe vera jel, özel bir çay. İçerisinde cilt için özel bir çay var. Bu kansere karşı yoğurt otu. Karışımlı huş, cilt kanserine karşı özel bir çay gönderdik. İksir aloe vera jel. Kullandı. 6 hafta sonra kanser diye bir şey kalmadı. Tamamen silindi. Cilt kanserini. Hem de 6 hafta gibi, evet, kısa bir süre içerisinde bunun, kanserden yani, tamamen kurtuldu. Huşla ilgili klinik araştırması var. Belge var. Evet. Birleşimindeki betulin kansere karşı, özellikle cilt kanseri, lef kanseri, kan kanserine karşı etkisi ispat edilmiştir. Benim yazmış olduğum bu kitapta onunla ilgili belge bilgi var, yani çok ayrıntılı. Zaten kitaplarınız da var. Bunları da burada yazıyorsunuz. Evet, bu gördüğünüz yağ ise çay ağacı yağ. Çay ağacı yağ. Çay ağacı yağ. Bu neye iyi geliyor? Bir televizyon programında sunucu bir bayanın tam burasında yanağında bir akne var. İrice bir akne. Şöyle sürekli bu akneyi fondötenle kapatmaya çalışıyor. Orada rahatsız ediyor. Programda da arada sırada böyle yapıyor. Ya dedi, yok mu bunu, rahatsız ediyor beni dedi. Beni bundan kurtaracak bir formül var mı? Evet, buyurun dedim, kullanın. Dur dedi, canlı yayında deneyim dedi. Aldı, bir damla damlattı. Bir damla damlatıyorum bakın dedi. Dedim ki bir damla damlatsanız yeterli. Akneye, sivilceye karşı. Evet. Fazla değil, bir damla. Yarın göreceğiz bakalım ne olacak dedi. Bir gün sonra geldi, akneden bir şey kalmamış. Bir damla. Çok kısa bir süre, bir gün. Evet, bu çay ağacı yağı akne ve sivilceye karşı. Birebir. Evet, dünyada en etkili bitki çay ağacı yağı. Avustralya'nın bu bataklık bölgelerinde yetişir. Bir tanesi burada gezi yapıyor, yani yıllar önce yaralanıyor ayağında, bir yere batıyor, kıymık gibi ayağını kesiyor, ayağını gidip bu gölde yıkamak istiyor, yıkıyor, bakıyor ki yara birkaç günde kapanmış. Allah Allah diyor, ben diyor krem kullanmadım, hiçbir şey kullanmadım, nasıl oldu da bu yara hemen iyileşti? Araştırıyor, yerlilere soruyor. Burada herhangi bir bitki yaraya karşı iyi midir mesela? Diyorlar ki bu Melaleuca alternifolia, Latincesi. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yani çay ağacı ile hiç ilgisi yok, çayla ilgisi yok. Kaptan Cook Avustralya'yı keşfettiğinde bakıyor ki yerli insanlar bir bitkinin yaprağını, çayını içiyorlar. Aa diyor, bu çay ağacı ya. Bilmiyor ya, çay ağacının nasıl bir bitki olduğunu bilmiyor çay ağacının. Yani bildiğimiz çay değil, çay bambaşka bir bitki. Bitki, evet, başka bitki. Eukalyptus'a benzer. Başka bir bitki. Ve bu İngiliz asıllı kişi Avustralya'ya yerleşiyor ve işi şimdi orada büyük plantaj, yani şey kurmuş, çiftlik. Sadece bu işle uğraşıyor. Ağaç yetiştiriyor. Yaprakların ekstraktını damıtarak eterik yağını elde ediyor.
dünyanın dört bir tarafına çay ağacı yağı satıyor. Yani yüzyıllardır bunu o firma onlar satıyorlar. Hı hı. Sivilceye karşı, akneye karşı. Ha, başka bir sunucu bayanda da onun da dudağında uçuk çıkıyor sürekli, herpes. Ya anlatıyorsun anlatıyorsun, bize de faydan olsun dedi. Nedir dedim, uçuk var, problem değil. Bir iki damla damlat çay ağacıya hediye ettim, buyur kullan dedim. Bir hafta sonra programa tekrar karşılaştık, hiçbir şey kalmadı. Televizyonda kendisi söyledi. Yani teşekkür uçuklara iyi geliyor, sivilce ve akneye iyi geliyor. Başka sivilce, akneye iyi gelir. Bir rahatsızlık var mı, bir hastalık var mı? Ya, ama bu mesela gargara yapılırsa, evet, ağız içindeki aflara iyi gelir. Diş etini çekilmesine karşı iyi gelir. Fakat, diş eti çekilmesine iyi gelen. Evet, fakat yağ çok çok fazla kullanmamak gerekir. Kaç damla? 3-4 damla bir miktar suyla gargara yapılır. Hı-hı. Fazla değil, az bir şey. Çünkü çok çok etkili. Birkaç damlayla gargara birkaç damla yapsalar ağız içindeki diş etini çekilmelerine iyi gelecek, haftada iyi gelecek, evet, diyorsun. Göze sürülmez. Hı hı. Göze sürmemek gerekir çünkü çok sert. Göze gelirse gözü yakar. Bu nedenle göze gelmeyecek. Dahili olarak da kullanıyorsa birkaç damladan fazla kullanmamak gerekir. Çok çok etkili çay acıya. Her türlü sivilceye, akneye karşı etkili. Tekrar söyleyelim sevgili izleyenler, bizdeki çayla alakası yok. İsmi aynı, yani çay ağacı yağı diyorsunuz. Bizdeki çayla alakası yok. O yüzden karıştırmayalım hiç. Evet, normal çayla alakası yok. Evet, evet. Karıştırıyorlar. Hatta bazı firmalar, maluka denen bir bitki var. Onun da yağı aynı çay ağacı yağına benziyor koku olarak. Etkisi yok ama. Hı hı. Ucuz diye onu satıyorlar, maluka yağı. Maluka yağını hiç, o da Avustralya'dan geldiği için zaten bilmiyoruz. Neyse karıştırıyor, onu alacağız. Vatandaş karıştırıyor. Aman dikkat edelim. Maluka yağı hiçbir işe yaramaz. Bir rahatsızlık daha var. O da akneyle girmişken, bu da akne inverze. Yani nedir bu akne inverze? Ter bezi iltihabı. Koltuk altında, kasıklarda. Birçok insan bundan muzdarip. Akıntılı oluyor, pis kokulu olabiliyor. Hı hı. Rahatsız ediyor, kaşıntı yapıyor. Kişi kaşınıyor sabahlara kadar. Mesela gece 3'te kaşınmaya başlıyor vatandaş, bir daha uyuyamıyor. Akne inverze, ter bezi iltihabı. Yavaş yavaş yayılırsa, tedavi edilmezse, yani koltuk altını kaplıyor. Kaslıkları tamamen önden arkaya kadar bütün cinsel organı etrafını veya anüs kısmını kaplıyor. Ameliyat olsa bile çözüm değil. Akne inverzinin ameliyatlı bile tedavisi mümkün değil. Çok çok kötü bir hastalık. Nasıl tedavi olunur? İksir, aloe vera jel, laden gülü forte, mahonyo forte. Bu formülleri kullandığı zaman yavaş yavaş iyileşir. Fakat akne inverzide, yani ter bezi iltihabı veyahut da diğer adıyla hidratentis suprativa. Bu çizimleri evet, var. Evet, Latince isimleri. Akne inverze, ter bezi iltihabı, hidratentis suprativa. Bu rahatsızlığa yakalanan kişinin bir tatlı yememesi gerekir. Yani tatlı ne yapar? Bağırsaktaki mantarları azdırır, çoğaltır. Tetikliyor yani, tetikler, çoğaltıyor. Peynir yememesi gerekir. Siyah çay içmemesi gerekir. Kahve içmemesi gerekir. Kola içmemesi gerekir. Neden? Çünkü bunlar mantarı besler. Mantar çoğalırsa ne olur? Bağırsaklardaki mantarların çoğalması toksik madde oranı çoğalmasına sebep olur. Bağırsaklardan gelen toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Kişide vitamin yetersizliği bağışıklık sistemi çökertiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Ve karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Ve karaciğer yeterli ve kaliteli elangaz, desturaz gibi enzimler salgılayamaz hale geliyor. Karaciğer enzim salgılayamazsa ne olur? Deri hastalıkları ortaya çıkar. Azar, iltihaplar azar. Lökotrin ortaya çıkar. Romatizmayı tetikler vesaire vesaire. Bu nedenle bağırsaklardaki mantarı yok ettiğiniz zaman bütün hastalıklardan kurtuluruz. Önce sağlıklı beslenme diyoruz zaten. Evet. Dikkat edeceğiz yediklerimize, içtiklerimize, sağlıklı besleneceğiz. Evet. Yani mide ve bağırsakları tedavi etmeden asla tedavi olamaz. Cilt hastalıkları ilgili bir diğer bitki ise Hamamelis virginiana. Hamamelis ile de ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmıştır. Pişik genellikle bebeklerde çok gözükür, çocuklarda evet, çok gözükür. Evet, olmazsa olmazlarıdır zaten bebeklerin. Evet.
Yani çocuk devamlı sarılıyor, sarmalanıyor, hareket etmediği için. Yani bir de teni de çok hassas, o bebek teni çok hassas. Bu yörelerde, bu bölgelerinde çok yoğun böyle bir problem ortaya çıkıyor. Ne yapılabilir? Çok basit. Hamemelis virginiana, bunun kapsülü bir miktar vazelinle karıştırılarak krem gibi kullanılabilir. Krem şeklinde kullanılabilir. Fakat içeriden bağırsaklar tedavi edilmezse bu geçmez. Bu nedenle peki çocuk ne yapacak? Kapsülü kullanacak mı? Yani küçük bebekler, çocuklar kullanabilir mi? Kullanabilir. Nasıl kullanır? Mesela küçük çocuklar için bir kapsül bir miktar balla karıştırılır. Sabah, öğle, akşam az az verilir. Bu şekilde kullanılır. Bebekler ve küçük çocuklar. İçeriden temizlemek gerekir. Yoksa harici olarak krem sür ne olur? Yine çıkar. Çünkü içeride problem. Neydi, bağırsaklardan. Şu çay ağacı yağ ile ilgili bir soru soracağım size. Dediniz ki sivilcelere ve aknelere iyi geldiğini söylediniz ve geçirdiğini söylediniz. Bazen hani ergenlik dönemini çok ağır geçiren gençler olabiliyor. Yüzünde işte sivilceler ve şu boyun bölgesinde özellikle tedavi edilmezse çeşitli yaralara ve izlere olanak sağlayabiliyor tedavi edilmezse, değil mi? Evet. Buna da hani iyi gelecek mi? Bütün o ağrılı, sence o yoğun geçiren, ergenlik dönemini geçiren kişilere iyi gelir mi? O izler olmadan tedavi etmek mümkün müdür? Kişinin şayet bağırsaklarında problem yoksa kolay. Fakat bu tür rahatsızlarda genellikle %95 bağırsağında problem var. Çünkü denir ki ergenlik döneminde sivilceler, akneler olur. Hani evet, bu dönem olur. Böyle geçer. Hormon anormallikleri. İşte böyle rahatsızlığı varsa kişinin aloe vera, bu özel bir formül. Ne içerir? Limon suyu, sirke, aloe vera, sinir lot. Her türlü yarayı iyileştirir dedim ya, sinir lot. Ha, sinir lot öyle. Rastgele al, kullan. Çayını iç, olmaz. Neden olmaz? Aloe vera'dan sonra dünyada en etkili, her türlü yarayı iyileştirici, antiviral, antibakteriyel, antiseptik özelliklere sahip. Bunun birleşimindeki iridoid glikozit denen etken madde kaynattığınızda, haşladığınızda bozulur, etkisi sıfır. Ne olacak? İşte özel bir yöntemle, fermentasyonla bunu elde etmek gerekir. Rastgele olmaz. Her bitkinin farklı özelliği var. Şimdi mesela aloe vera'yı taze olarak kullanmak gerekir. Neden şampuanlar, kremler o kadar etkili değil? Yani bir sürü piyasada aloe vera şampuanı var, aloe vera kremi var. Neden etkili bulaşık değil? Bulaşık deterjanı, aloe vera özlü. Aloe vera, hep aloe vera. Fakat etkili değil. Niçin? Çünkü bunun ekstraktı yapıldığı zaman enzimler yok oluyor. Amino asitler yok oluyor. Vitaminler yok oluyor. Bu nedenle etkisi %100'den %5'e düşüyor. Taze olarak kullanmak gerekir. %5 de zaten bir şey ifade etmiyor. Buradaki aloe vera jelle şu taze aloe vera jel aynıdır. Yani tazeliğini koruyor. İçindeki etken madde hiçbir özelliği bozulmuyor. Fakat kremdi, şampuandı vesaire bunun ekstraktını yapıldığı zaman etkisi kalmıyor. Dün mesela bir bana ziyarete gelmişler. Başka bir ülkeden aloe vera tanıtım için bunun ekstraktını getirmişler. Ekstraktını yapmışlar. İçine de biraz şeker katmışlar. Tadına bak. Dedim ki bunun içinde şeker var. Bir de ekstrak. Şimdi amino asitler ne oldu dedim. Enzimler ne oldu? Vitaminler ne oldu? Bunun içerisinde çok etken maddeler var. Ne oldu? Alevin var. Baktı kaldılar. Dedim yok oldu. Ekstraktını yaparsanız aloe veranın etken madde yok olur. Çünkü her bitkinin hazırlama tekniği farklıdır. Lahanayı da haşlarsanız, mesela biz bundan lahanadan tonik hazırlıyoruz mide için, gastrit, ülser, reflü, kurdeşen. Siz bunu lahanayı haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman ne olur? Gastrit, ülser, reflüye hiçbir etkisi olmaz. Çünkü birleşiminde çok hassas bir madde var. Metil metilyonun sulfonyum bromit. Gastrit, ülser, reflü ve kurdeşene iyi gelir. Gastrite karşı dünyada en etkili bitkidir lahana. Fakat lahanayı böyle yerseniz ne olur? Etkisi o kadar olmaz. Çünkü birleşimlik etki madde az. Yemekle olmaz tabii.
Ne yapmak lazım? Haşlamakla da etkisi bozuluyor, kalmıyor. En etken madde yok oluyor. Kaynatmakla da olmaz. Ne olacak? Özel bir fermentasyondan geçiriyoruz biz bunu. Ve özel bir formül geliştirdik. Etkisini artırdık. Etkisi katlandı. Ve yan tesiri sıfırlandı. Çok özel bir formül. Yani şunu söyleyebiliyor muyuz? Bazı bitkilerin ekstraktı olurken fayda sağlamasını çok istiyorsak ekstraktını yapıyorsunuz. Bazı bitkilerin ekstraktı olmuyor. Olmaz. Yani iksir ve nijel kıvamında olması gerekiyor ki o faydayı evet. sağlayabilsin. 25-30 yıl önce Almanya'da ben lahananın hapını üretmiş Almanlar. Kullandım. Lahananın faydaları okuyorum. Allah Allah, çok güzel. Hapını kullanayım, bir faydası olmuyor. Diyorum ki ne oluyor ya? Adamlar üretmiş, hapını üretmiş. Neden etkisi yok? Tazesini yeseniz de etki yapmıyor. Çünkü birleşimdeki etken madde az. Hı hı. Yani böyle lahana yemekle de olmaz. Salatasını yemekle de olmaz. Çünkü birleşimdeki etken madde az. Hapını da kullanıyorsun, bir faydası olmuyor. Almanlar üretmiş, hapının bir faydası yok. Araştırdım, birleşimindeki iki, yani yüzlerce, binlerce etken madde var da iki şey çok önemli. Bir, metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Mikserde çekerken dahi oksitlenirse bozulur. Hassas. İşte bu noktaları bilmiyoruz. Evet. Yani bunu hemen öğrenemiyorsun. Yıllarca araştırdıktan sonra ortaya çıkıyor. İki, Lactobacillus ve Bifidobakterisi var. Yani yoğurtlara katılan, bu sıvı yoğurtlara katılan faydalı bakteriler evet. var bunun içerisinde. Fermentasyon sırasında oluşuyor. Onlar yok oluyor. Etkisi ne oluyor? Sıfır. İşte lahanayı haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman, destilasyonu, ekstraksiyonu yaptığınız zaman etkisi sadece sıfırdır. Aloe vera'yı da aynı şekilde destilasyon, ekstraksiyonla haşlasanız, kaynatsanız etkisi sıfır. Bu nedenle aloe vera taze olması gerekir. Hı hı. Tazeliğini koruması. Zencefil de aynı şekilde. Biz zencefilden de mesela şurada zencefil.